Tabii yani bir daha girsen. İstediğim sayfa. Şu an ses yok. Tamam, açma değil mi? Ses olsun. Evet değerli izleyiciler, şu anda 41. Uluslararası Trabzon Yarım Maratonu'nun 10K birincisi geliyor. Şu anda 10K birincisi geliyor. 10K birincisi geliyor. Evet. 10K birincisi birazdan gelecek. 21K'lar devam ediyorlar. 21 kilometre. İkinci turlarının başlangıcını yapmış oldular. Evet, sunucunun da anonsundan. Evet, 10K'nın birincisi Kenyalı sporcu şu anda. Etiyopya'dan sporcular ilk sırada geçen isimlerimiz. Evet, Kenyalı sporcu birinci oldu 10 kilometrede. Sizlerin de görmüş olduğu üzere şu anda 10K'da birinci olan, evet, 10K'da birinci olan Ersin Tekal, Bahattin Üney ve Murat Emektar. Ersin Tekal ve Bahattin Üney ferdi olarak mücadele ediyorlar. Galatasaray'dan da Murat Emektar'ı tebrik ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, sizlerin de belki sizleri merak ediyorsunuz 10K nedir diye. 10K 10,5 kilometre veya 10 kilometre olarak baz alırsak 10 kilometrenin şu anda sonuçlandı. Evet değerli yorumcumuz Serap Aktaş'la birlikte yine canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serap Hanım, şu anda 10K demiş olduğumuz 10 kilometrelik yarışın bitirenler var. Ve 21K yani tam maratona devam edenler var. Onlar ikinci turlarını birazdan... Evet, ikinci turlarını geçtiler. Yarım maratoncular. 10 kilometreden sonra lütfen boşaltalım. Sporcular gelirken alanın üstünü lütfen boşaltalım. Katılmış arkadaşımız. 21K'da kadınlarda geçen iki sporcu Kenya'dan Stella Rutto ve Daisy Hepto Kimeli. Şu anda bayanlarda sanıyorum birinci 10 kilometre yarışta bayanlarda birinci olacak olan yarışmacımızı bekliyoruz. Biraz önceki 10K'da erkeklerde birinci olanın ismini tekrar alırım. El katmış 10K'da birinci oldu. Kayseri bölgesinden arkadaşımız Ego Spor Kulübü adına yarışı birincilikle tamamladı Safet. Evet, 10K yarışmacımızı değerli izleyicilerimiz Saffet ikinci tura Kayseri'den yarışmacı arkadaşımız birinci olarak tamamladı. Şimdi bayanların birincisini bekliyoruz. Sağda erkeklerde ilk 3 ismi belirledik. Bakalım kadınlarda nasıl bir performans gelecek. Hem 10K'nın hem de 21K'nın sonuçlarını, evet, heyecanla ben bekliyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla yarışlar bittikten sonra yapılacak yarışmacılarımız 10K yarışmacıları devam ediyor. 10K yarışmacılarımız devam ediyor. Müsaadenizle
müsabakayı tamamlıyor. Yarım maraton koşanlar devam ediyor şu anda. İkisi bir aynı parkurdan geçtiği için bir kısmı yarışı bitiriyor, bir kısmı da devam ediyor. Evet, 10K şu anda 10K kadınlar da birinci geliyor. 10K kadınların birincisi geliyor şu anda. Evet. 10K kadınlar birincisi. Evet, 10K kadınlar birincisi. Tuğba Güvenç NK NK Spor Kulübü'nden Tuğba Hanım, Tuğba Hanım hemen canlı yayındayız. Canlı yayındayız Tuğba Hanım. Tuğba Hanım, evet bayanlarda birinci olan Tuğba Hanım hemen canlı olarak görüşlerini alalım. Tuğba Hanım, nasıl bir yarış çıkardınız? Derecenizi görebildiniz mi? Evet, 10.30.51 geçtim. Personal best. Kişisel en iyi derecem. Hedefim 3000 metre engelli olimpiyat barajını geçebilmek. Federasyonumuzun imkanıyla 2 ay Etiyopya'da kamp geçirdik. Daha yarışma var Mayıs ayında. Kendimi denemek istedim, görmek istedim. Çok güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Hedefimiz Tokyo. Hedefimiz Tokyo. Evet. Evet, Tuğba yarışmada kadınlarda birinci olan Tuğba Hanım'ın görüşlerini aldık. Evet, tekrar Serap Hanım'la birlikte yorumlarımıza devam edelim. Serap Hanım'a mikrofonu takdim ediyorum. Evet Serap Hanım, Tuğba Hanım'ın da yorumlarını aldınız. Hedefim diyor, Tokyo diyor. Evet, inşallah çok çalışıyorlar. İnşallah istediklerini elde ederler arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Şu anda yarım maraton koşan bayanlarımız geçti. Özellikle Özlem Kaya var. Avrupa üçüncüsü olmuş. Az önce de Özlem Kaya'yı geldi. Fatma Demir, Yayla Kılıç, yarım maraton ikinci turuna girdiler. Şu anda devam ediyorlar. İnşallah onlar da en iyi derecelerini elde ederler. Bu arada yarışmada önemli olan isimler var. Bunları siz çok çok daha iyi tanıyorsunuz. Atletizm Federasyonu'nda olduğunuzdan ötürü. Evet. Bu isimleri bizlere lanse eder misiniz? Hem branşları olarak hem de kategori olarak bizlere, izleyicilerimize burada sunarsanız çok mutlu olurum. Evet. Biraz önce sporcumuz Tuğba Güvenç yarışı ilk sırada tamamladı. Yarım maratonda Özlem Kaya, Yayla Kılıç, Nuran Satır, Nuran Satılmış, Fatma Demir gibi sporcularımız katıldı. Maratona da Büşra Nur Koku, özellikle Elvan Abeyli Gezse'yle çalışıyor. Başarılı bir sporcumuz olan Elvan Abeyli Gezse'yle çalışıyor. Tuğbay Erdal, Fadime Suna Çelik, erkeklerde Yavuz Ağralı, Ömer Alkanoğlu, Neslihan Çakısıhan, bunlar da olimpiyat kutası için mücadele edecekler sporcularımız. Daha fazla sporcularımız var tabii, şu anda isimleri bazılarına unutabiliyorum, aklıma gelmiyor. Ama şu anda yarış geçerken görürsek isimleri de görmüş olacağım, kendilerini de göreceğim. Evet, sporcuları böyle bakıyorum. Tabii finişe gelenleri böyle görüyorum. Evet. Yani bir yorgunluk ve belirtisi falan fazla yok. Yani evet, olur ya. Özellikle sonlarına doğru belli olur. Tabii ki o yorgunluk belirtisini eğer 21 kilometre boyunca baştan hızlı giderse zaten ikinci tura kalmaz. Sporcu temposu düşebilir ya da terk edebilir yarışmayı. İstediği derece çıkmayınca terk edebilirler de sporcu. Her an her şey olabilir yani. Pekala, şu anda karışık koşuyoruz. Evet. Sporcu 10 kilometre koşarken kendini çok iyi performans olarak buldu. Dedi ki ben devam edeceğim. Evet. Yarışmaya devam edebilir mi? Edemez. Çünkü kaydını 10 kilometre, kaydını 10 kilometre olarak yaptı. Yani kurallara aykırı, öyle söyleyeyim. Kurallara aykırı. Diskalif olur. Tabii ki. Yani hani sadece 10 kilometreye kayıt yaptırdıysa 10 kilometre koşmalı sporcu. Yani ona göre önceden kararını vermeli. Anlıyorum. Pekala, bu sonuçlar tabii beklenen sonuçta. Size göre şu anda bayan kadınlarda derece yapan sporcumuzu bekliyor muyduk? Yani derece yapacak olduğunu bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Yani oraya göre antrenman amaçlı gelmiştir muhtemelen burada. Performansını hani biraz da görmek, hani yarışmaya ihtiyaçları da var. Pandemiden dolayı belli bir zamanda yarışlar yapılıyor ya da yapılamıyor. Dönemde yarış koşması gerekiyor sporcuların. Performanslarını geliştirmeleri için.
Anlıyorum. Pekala, seslerini de fazla tabii duyamıyoruz. Ara ara yer yer böyle kesiklikler olabiliyor. Değerli izleyiciler, arkadan sunucu arkadaşımızın yapmış olduğu anonslar, daha doğrusu bizlerin burada canlı yayın yapmasına engel değil ama seslerde biraz böyle duymamazlık söz konusu olabiliyor. Duyamıyoruz. Ses kesikliği meydana geliyor ama biz yine canlı yayınımızı en güzel şekilde sunmaya devam ediyoruz. Biraz önce kadınlarda birinci olan 41. Uluslararası Trabzon yarım maratonunda birinci olan sporcumuzu sizlerle birlikte burada izlettik. Erkeklerde birinci olanı 10K'da birinci olan erkek sporcumuz da eğer ulaşabilirsek, ben burada Osman hocama söylüyorum, hocam 10K'da birinci olan sporcumuzu canlı yayın alabilir miyiz hocam? 10K'da 134 sporcu, 21K'da 133. Değerli koordinatör Osman hocamız tabi her anlamda yanımızda, her anlamda bizlerle birlikte oluyor. Canlı yayınımızın burada gerçekleşmesinde ve bu organizasyonda gerçekten çok büyük emeği var. Biz en küçük detayda dahi bile Osman hocamıza danışıyoruz. Osman hocamdan birinci olan sporcumuzun adını soyadını bir de artık kendisini alabilirsek buraya çok mu iyi olur? Evet değerli izleyiciler, şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yorumlarımız devam ediyoruz. Buyurun efendim. Yumuşamaya başladı. Sporcular hani biraz rüzgar olmasına rağmen hani belli bir turda giderken diğer turda arkasında geliyor. Bu da performanslarını hani eşit denge sağlayacak gibi düşünüyoruz. Şu anda yarım maratoncular devam ediyor. Özellikle yaş kategorilerinde koşan değerli kardeşlerimiz müsabakalara devam ediyorlar. Biraz önce Mehmet Ali Arslan 2000'li yılların başında ultra maraton Türkiye rekorunu kıran arkadaşımız da bu yarışmaya iştirak etmiş durumda. Hani insanları, simaları gördükçe mutlu oluyor. Evet, koşucumuz Maraş'tan Trabzon'a selam getirdik anonsuyla koşuyor. Ne kadar güzel. Evet. İnşallah sporcular da performanslarında iyi koşacaklarını duymuşlarım. Özlem Kaya evet. Özlem Kaya 3. yarım maratonunu koşmuş oluyor. Bu koşacak bugün. Nurhan Satılmış ilk yarım maratonunu. Yayla Kılıç daha önce yarım maraton koşmuş, yine bugün burada tekrar koşacak. İlk 3 mücadele için ilk 3 için mücadele ediyorlar sporcularımız. Erkeklerde de Sezgin Ataş ilk sırada devam ediyordu bu müsabakada. Fethene Elemo, Türkiye'de yaşayan göçmen asıllı arkadaşımız, o devam ediyor erkeklerde. Şimdilik yarışma devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, sayın milli atletimiz, yorumcumuz, bizlerle birlikte canlı yayınımızı sunan Serap Aktaş'la birlikte yer yer sizlerle birlikte olacağız. Şimdi canlı yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Buyurun Serap Hanım. Bir kez daha hatırlatalım. Erkeklerde ve kadınlarda Serap Hanım, hiçbir şey anlamıyorum. Sıkıntı yok abi. Bak şu bir sesi. Dereceye girecek olan sporcularımız kimler olacaklar?